ki burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Kemal ölmemiş mi? Ya saçma sapan konuşmayın, nasıl ölmemiş? Eylül. Eylül. Kemal abini özledin mi? Pis sapık. Nasıl olur? Biz onu taşıdık, göle attık. Bunu kaybetmiştim. Nerede düşürdüğümü hatırlamıyorum ama demek ki o gece. Eylül, bak bu iyi bir şey işte. Demek ki katil olmamışsın. Yani biz de boşuna vicdan yapıyorduk. Ya değil mi Cemre? Asıl şimdi mahvolduk. Ya niye, neden? Songül, biz adamı öldürmeye kalktık. Adam kurtulmuş gelmiş işte. E şimdi yaptıklarımızı burnumuzdan fitil fitil getirecek. Beni öldürecek. Ya nereye öldürüyor ya? Kızım, sen yalnız değilsin. Biz neciyiz burada? Suç ortakları. Hepimiz suç ortaklarıyız. Bu adam ya hepimizi öldürürse? Bu zarfı mı istiyorsun? Al bakalım. Ya da dur. Önce neler dönüyor anlat bana. Önce zarf demiştim. Zarf burada işte kızım. Bir yere kaçtığı yok. Hadi anlat bakalım. Yemek isyanı öylesine çıkmadı Neriman Hanım. Songül'ün bir amacı vardı. Neymiş o amaç? Songül o gece... Kızım, hakikaten tırsak çıktınız lan. Ya Neri öldürüyormuş. Kolay mı öyle ya? Sanki sinek avlıyor anasını satayım. Onun derdi benim Cemre. Peki bu notu yazanın Kemal olduğuna emin misin? Elyas'ı aynı mı? Nereden bileyim? O zaman başkası da olabilir. Belki başkası gördü bizi. O yazıyı da bu notu da yazan odur. Böyle bizimle fare gibi oynuyordur, olamaz mı? Kızım bir akıllı olun lan. Ya bu mevzuyu bilen kaç kişi var? Sen varsın, sen varsın, ben varım. Serkan var, Kader var. Notu görünce kaçtı mı bu? Ha kızlar. Neriman Hanım sizi çağırıyor. Bizi mi? Niye? E onu siz biliyorsunuz. Ne yaptınız da cinlendirdiniz kadını? Vallahi çok sinirli. Yerinde duramıyor. Hadi. Niye çağırıyor şimdi bu bizi? Kader ispiyonlamış olabilir mi? Neyi, Kemal'e yaptığımız mı?
kaçıyorsun be fare gibi? Ha? Bana bak kızım. Sattın mı bizi lan? Cevap versene. Öttün mü Neriman'a? O kadarını yapmamıştır. Yapmadın değil mi kadar? Ne var lan bu zarfta? Sattın mı kızım bizi? Ver bakayım değerimiz kaç para onu göreyim bari. Para değil. Öyle mi? Ailenin yerini mi yazdı yoksa? Ya konuşsana! Ya bırak beni Songül! Sattın bizi değil mi? Şerefsiz! Parçalayacağım lan seni, mahvedeceğim! Songül yapma! Songül! Anlamıyorsun! Hiçbir zaman da anlamayacaksın, hiçbir zaman! Asıl sen anlamıyorsun be! Çukurundan çıkamayacaksın! Kimse de almayacak seni! Hayatın boyunca ne anan olacak ne de baban! Ama bunu kafam basmıyor! Songül! Sabah sabah. Geldim. Patlama. Feride. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Sabah sabah bu ne gürültü Allah aşkına Toprak? Uyuyamıyorum aşağıda ya. Sana da günaydın ya. Spor yapıyorum. Yapma. Yapacaksan da sessiz sessiz yap sporunu. Uykum hafif benim ya. Uyunuverdim aşağıda. Rica ediyorum ya. Tamam. Dikkat ederim de ben tam olarak neyden rahatsız olduğunu anlamadım ki. Yani ip atlamıyorum, koşmuyorum. Aletle çalışıyordum. Öf, neymiş bu alet ya bu kadar çok ses çıkarıyormuş. Bunu mu kaldırıyorsun sen? Evet. Nasıl kaldırıyorsun bunu? Kaç kilo bu ya? 40 kilo. O kadar güçlü müsün sen? Yani. Peki sen sabahları bu kadar huysuz musun? Ben miyim huysuz? Sabahın köründe beni düşürdüğün şu duruma bak, ben miyim huysuz? Gayet sevimliyimdir ben normalde. Kötü kötü uyandım tabii şu anda, o yüzden öyle geliyor sana. Yani şu an üstünde gördüğüm tek sevimli şey pijamaları. Niçin o? Neyse ne ya, neyse ne. Bak sana son kez söylüyorum. Sabahın köründe lütfen bu kadar gürültü yapma, rica ediyorum. Sabahın körü derken saat 10. Ne onu? Ne onu ya? On. Ne diyorsun ya? Ben işe geç kaldım. Sen niye söylemiyorsun bana? Bir iki saattir beni burada diktin ya. İnsan söyler, uyandırır mı? Uyandırdım, böyle mi uyandırılır? Böyle mi uyandırılır? Ben geç kaldım şu anda işe. Geç kaldım işte ya. Gitmiş karşıma bakıyor. Thank you.
Ne oldu isyancılar? Dilinizi kedi mi yedi? Bas bas bağırsanıza, hakkınızı arasanıza. Siz beni aptal mı sandınız? Neriman, bu isyan numarasını yutar dediniz değil mi? Hakmış, hukukmuş, yemeklermiş, tuvaletmiş, hepsi palavra tabii. Ama ben sizin o isyanı niye çıkardığınızı biliyorum. Gerçek amacınızı öğrendim. Siz mi söylersiniz, yoksa ben mi söyleyeyim? Ha Eylül? Neriman Hanım, biz bir şey yapmadık. Yüzüme bak, yüzüme! Aklınız sıra, yediğiniz haltı kapatacaktınız değil mi? Suçunuzu örtbas edecektiniz. Yıllardır beklediğim an geldi anne. Şu zarfın içinde seninle babamın ismi yazıyor. Birazdan kavuşacağız. Sizin bana, benim size hasretimiz bitecek. Beni seven, beni özleyen herkes bu zarfın içinde. Yepyeni bir hayat başlıyor artık. Yurt yok, yetimhane yok. Kimsesizlik yok. Siz varsınız. Ailem var. Güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden, sakın utanma. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden, sakın utanma. Biz bir şey yapmadık Neriman Hanım. Vallahi bir şey yapmadık. Kes sesini. Ben her şeyi biliyorum. Sen tezgahladın bu işi. Baş belası, kötü tohum. Sen de baban gibi eninde sonunda hapsi boylayacaksın. Songül'ün bir suçu yok. Cemre'nin de. Onlar sadece bana yardım ettiler. Her şeyin sorumlusu benim. Tüm suç benim. Eylül, kes sesini. Arkadaşlarımı rahat bırakın. Artık saklamanın da bir anlamı kalmadı zaten. Anlatacağım. Buyur bakalım. Eylül. Çok direndim. Sabretmeye çalıştım. Ama olmadı. Sonra o gece... yurdun bahçesine gelince... Bu ne bu? Sizin hiç merhametiniz yok mu Neriman Hanım? Niye dalga geçtiniz benim duygularımla? Ya ben de anne demek istedim, ya ben de baba demek istedim. Kızım deyip saçımı okşasınlar istedim. Niye bunu yaptınız Neriman Hanım, niye? Hazırım.
Pazartesi patates, pilav, cacık, salı. Haftalık yemek listesi lan bu. Ya annemle babamın ismi yazacaktı. Pislik. Bizi bunun için mi sattı? Bunu sonra konuşuruz kadar. Çık şimdi. Yo. Çıkmayacağım. Hem Neriman Hanım biliyor musunuz ben de sizi kandırdım. O gece isyan çıkarıp bara gittiler dedim ama gitmediler. Hiçbir yurttan bile çıkmadı. Sırf o zarfı alabilmek için yalan söyledim. Nasılmış? Terbiyesiz! Siz benim arkadaşıma el kaldıramazsınız, anladınız mı? Vallahi müdür falan demem, pişman ederim! Hediye! 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 Al götür bu baş belalarını. Yoksa elimden bir kaza çıkacak, götür dedim! Hadi çocuğum, hadi kızım. Bana el kaldırırsın ha? Bunu çok fena ödeyeceksin Songül. Seni de, arkadaşlarını da bu yurttan atacağım. Sokaklarda yaşayacaksınız. Büyüklere el kaldırmak neymiş görürsün. Sen koskoca Neriman Hanım'a el mi kaldırdın? Allah seni ne etmesin. O da haddini bilecek. Yiğitimiz diye bizi ezmeyecek Hediye teyze. Ya ben araya girmeseydim çakacaktı kadere tokadı. Hadi hadi. Daha fazla görünmeyin gözüne kadının. Yine de korudun beni. Kızım, ben kendimizi korudum. Yoksa Neriman seni ezmiş, suyunu çıkarmış, inan umurumda değil. Çünkü benim hainlerle asla işim olmaz. Yazık ya. Acıma kızım. Az kalsın yakayı ele veriyorduk. Şimdi hangisiyle yatıyorsun Tevfik? Şu kızın yaşında olan mı yoksa öbürü mü? Anne. Hı. Hülya abla izinli mi? Yok, işi bıraktı. Niye ya? Bilmiyorum, babana sor. O almıştı zaten işe. Belki de onun yanına gitmiştir. E kahvaltı ne olacak? Aç mı gideceğiz okula şimdi? Pislik ya, pislik. Şuna bak. Babanız internette ailesinin fotoğraflarını paylaşmak yerine asistanlarının fotoğraflarını paylaşıyor. Anne sen babamı mı stalkluyorsun? Ne? E internetten babamı mı takip ediyorsun dedim. Şimdi kiminle yatıyorsun anlamaya çalışıyorum. Ama ben bunu yanlarına bırakmayacağım. Boşanmıyorum. Evet, boşanmıyorum. Bana bak, ararsa söyle babana, başkasını karısı yapmasına müsaade etmeyeceğim. Günaydın. Serkan annem iyice kafayı yedi. Ya senelerdir öyle o. Şimdi mi fark ettin? Defne ne oldu? Ya interneti açmış babamın kiminle yattığını bulmaya çalışıyor. Ya babam öyle bir şey yapmaz. Ya yaptıysa Serkan? Ya annem delirip kendini öldürmeye kalkarsa? Defne saçmalama. Ya Cemre'nin babası yaptı ama. Ama biz yetimhaneye düşmeyiz değil mi? Babam bırakmaz bizi. Yok öyle bir şey olmayacak. Ama bu kadar korkuyorsan bu durumdan Cemre ile empati kur. Yani onu anlamaya çalış. Ya kendi derdim yetmiyor bir de Cemre'yi mi düşüneceğim ya? Aç kaldık aç. Hülya abla da işi bırakmış. Annem de acıkmıştır değil mi şimdi? Dur ben ona tost yapayım.
Ya bana da yapar mısın? Tamam. Hadi sen de ekmekleri getir. Ya Neriman karısı kıllandı bir kere. O gece ne olduğunu öğrenmeden durmayacak. Tazı gibi peşimize düşecek. Buradan atılırsak başka bir yurda mı gönderirler bize? Gerçi bana fark etmez. Ha burası ha başka yurt. Kemal abi yaşıyorsa nereye gitsem de bulur beni. Bu işe bir son vermem lazım. Nasıl olacak o? Adamı bir daha mı öldüreceksin Eylül? Ya zombi gibi ölmüyor adam. Kızlar, güldüğüme bakmayın ya. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Eylül sen bu konuda ciddi değilsin değil mi? En baştan beri ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Polise gidip her şeyi anlatacağım. Delirdin mi kızım sen? Kızım, bir akıllı olun be. Sen polise gidip ne anlatacaksın? Ha? Ben bir adamı öldürdüm, göle attım. Adam şimdi ayaklandı, beni rahatsız ediyor mu diyeceksin? Katil değilim sonuçta. Çok pardon da kanıtın var mı ya? O küçük nota mı güveniyorsun? Kızım, hadi deseler ki adam nerede? Senin buna verecek bir cevabın bile yok. Yani itiraf ettiğinle kalırsın. Songül ben çok sıkıldım. Neyse ne, kurtulmak istiyorum bu yükten. Daha o notu yazanın Kemal olduğundan emin değilsin. Ya başkasıysa? Bakın arkadaşlar, sakin olmamız gerekiyor tamam mı? Bekleyeceğiz ya. O Kemal sapı kanlı canlı böyle karşımıza çıkana kadar bekleyeceğiz. Bunun yanında da konuşmayın artık. Gidip ispiyonlar hemen. Mesude, hallaç pamuğu gibi dağıtmışlar kızım ortalığı. Altınları buldular mı bari? Yok. Ama ben bu Kemal'e ne diyeyim be anam? Boynu altında kalsın inşallah onu. Öyle deme Fatma abla. Sen hala koru kocanı, koru kızın. O adam hırsız, o adam katil. Onca altını çalsın da benim hamile karım var demeden bir de kaçsın gitsin. Boyu posu devrilsin onun. Fatma abla. Ne? Arkadaşı iftira atmıştır. Kimsenin malına el uzatmaz Kemal'im. O zaman neden kaçtı he? Söyle bakayım bana. Hadi kalk kalk. İki elden şu ortalığı bir toparlayalım, şu evi düzene sokalım. Hadi. Oğlanın kimliğini çıkardın mı? Babası gelsin. Koysun da adını. Bekle gelir babası. O şimdi barlarda, pavyonlarda yiyordur altınları. Alo. Evet, benim. Buyurun. Anne, saçımı yapar mısın? Ceset mi? Hadi sen bırak şimdi saçı falan. Hadi sor. Hadi kızım hadi sor. Sor. Kemal mi? Ölmüş mü? Adli tıp. Beykoz'da. Tamam. Bulurum. Gelirim hemen. Kemal değildir. Mümkün değil yani onun olması. Tamam. Mesude, kızım ne oldu? Sudan bir ceset çıkmış. Kemal mi değil mi? Gelin bakın dediler. Thank you.
Anne. Bak tost yaptım. Meyve suyu da var. Ya anne bırak artık şunu tamam. Bırak. İkiniz de babanızın tarafını tutuyorsunuz. Değil mi? Metresinden arta kalan zamanda iki başınızı okşadı. Cebinize biraz harçlık bıraktı diye onu benden daha çok seviyorsunuz. Anne ne diyorsun? Olur mu öyle şey? Biz ikinizi de çok seviyoruz. Ama o sizi sevmiyor. Bak. Güya iş yemeği. Ben burada üzüntümden öleyim. O gülsün eğlensin. Anne 3 ay önceki fotoğraf bu. Bırak ya. Konuşma şununla. Yalnızlıktan gebersin. Ne diyorsun sen be? Ben yalnız değilim. Benim annemle babam var. Bulacağım onları. Bencilsin kızım sen. Senin yüzüne hapse girecektik lan. Ne yapıyorsun ya? Songül tamam. Kız bir şey dememiş. Rahat bırak. Bir gün diyecek ama. Hepimizi yakacak. Kabul et artık. Yok kızım yok. Ne anamız var ne babamız. İstemediler bizi lan. İstemediler anasını satayım. Dünyanın en iğrenç, en kötü şeymiş gibi bırakıp gittiler. Ben kabul ettim tamam mı? Sen de kabul et. Ağlama, ne olur ağlama. Ulan benim de sizden başka hiç kimsem yok be. Size ailem saydım. Çocuklar ne oldu? Yok bir şey Feride Hanım. Eylül. Songül ne oldu? Anamız babamız yok diye ağlıyoruz. Ona mı yasak? Hadi sen de arkadaşlarımla git. Bunlar benim hiçbir şeyim değil. Günaydın. Ya güne nasıl aydınlık başladık sorma. Ne oldu? Kemal abi yaşıyor olabilir. Ne? Beni özledin mi diye not göndermiş. Bir de Eylül'ün o gece göl kenarında düşürdüğü bilekliği. Yani onu göle attığımız halde kurtulmuş öyle mi? Ya kurtuldu ya da başka bir manyak gördü bizi kafa buluyor. Eylül, Kemal abi yaşıyorsa bunu bir tek annem bilir. Onunla konuştun mu hiç? Annemle konuşmuyoruz ki. Evden attı beni. Kocama iftira attın dedi. Yine de arasam en azından yaşıyorsa emin oluruz. Yani biz de ona göre önlem alırız.
Alo. Alo. Kimsiniz? Ben Eylül. Ben Fatma teyzen kızı. Annem evde yok mu? Annen adli bir şeye gitti. Tıp mıdır nedir? Ne oldu ki? Eylül, senin haberin yok mu kızım? O üvey baban olacak pislik var ya, hırsızlık yapmış. Gece gelip polisler arama yapmışlar. Çaldı, altın var burada mı diye. Bugün de suda mı nerede? Ceset çıkmış. Kemal mi değil mi diye gitti annen öğrenmeye be kızım. Nerede bu adli tıp? Beykoz'da mı ne, bir yerdeymiş. E sen bilgisayardan bakıver işte. Tamam. Kemal abiyi arıyorlarmış. Hırsızlık yapmış. O altınları çalmış değil mi? Şerefsiz ya. Yaşıyor muymuş peki? Bir ceset bulmuşlar. O olabilir demişler. Annem o halde oralarda yapayalnız. Sever o kocası. Öldü diye mahvolur. Eylül, annenin yanına gidelim mi? Nasıl avutacağım annemi? Kocasını ben öldürdüm. Eylül, bu bir kazaydı. Kardeş. Buyurun. Bir ceset göstereceklermiş. Kocan olabilir dediler. Gerçi yani benim kocam genç, neden olsun de. Adınız neydi? Mesude Yılmaz. Gelin benimle. Feride Hanım, çayınız. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hediye abla. Eylül'le arkadaşlarının nesi var? Sen bilirsin. Çocuklar bir kabahat işlemiş herhalde. Neriman Hanım kadere vurmaya kalkışmış. Ne? Ya sorma kızım. Bizim Songül de dayanamamış, yapışmış bileğine koca müdürenin. Ya. Kızım saçlarını nerede yaptın ya? Çok güzel olmuş. Kızım inanılmaz bir kuaför buldum. Çok iyi. Ya, fotoğrafları paylaştığın yer mi? Nerede? Nişantaşı. Kesin. Selam kızlar. Güney'le Songül'ün arasında ne varmış, öğrenebildin mi? Ya Songül'le daha mevzuları konuşamadık ama öğrenince sana söyleyeceğim. İyi. O zaman öğren, ondan sonra gel bizle arkadaşlık et. Mal ya, sanki sevdiğimizden arkadaş olacağız. Kız. Ne istiyorsun? Sen gidip yeni arkadaşlarına takılsana. Kıyamam sana. Kıskandın mı yoksa? İki güne seni şutlarlar bebeğim. Ezerler, sen de biliyorsun. Şu aşağılık kompleksinden kurtulup böyle kız kıza dertleşemeyecek miyiz hiç? Cık, oğlanlardan falan söz etsek mesela. Senin hoşlandığın biri var mı bu okulda? Bu nereden çıktı? Soruyorum işte, kötü bir niyetim yok. Meral, boş yapma bana. Hadi canım, hadi ikile. Ya Güney, gördün mü? Ya, kıllanacak bir şey yok, soruyorum sadece. Ya bu son zamanlarda çok iyi anlaşıyordunuz. Ondan yani. Ya, Güney ilk ben gördüm. Ama hadi sana bağışlıyorum. Öyle mi? Güney! Bana baksana sen. Ne oluyor lan? Meral'i gönderip ağzını mı arattırıyorsun? Senden hoşlanıp hoşlanmadığımı soruyor arkadaş.
Ya kızım ne yapıyorsun ya? Dur canım benim dur. Ben şimdi senin amacını öğreneceğim. Kızım ben sizin gibi pısırık mıyım? Birinden hoşlanırsam direkt gel bu gece derim, bilirsiniz siz. Yani. Ben de senin öyle bir şerefsiz olduğunu bildiğim için zaten. O zaman başka ne olabilir acaba? Mesela bunlar. Bunlar merak ediyor herhalde. Defne, niye gönderdin Meral'i yanıma? Yoksa sen mi aşıksın Güney'e? Baksana şuna, tavuk gibi kızardı. Utancından yerin dibine girdi. Güney, bu kız sana aşık ha. Hasta mısın kızım sen? Defne daha çocuk be. Sensin çocuk. Uğraşmayın benimle. Defne, nereye şaka yaptım kızım? Defne! Ne oluyor lan? Cidden şey mi acaba? Evet canım, cidden şey. Ulan biriniz de mal olmayın ya. Meral, sen de bana sinsilik yapma. Yemin ediyorum senin gözlerini oyarım. Defne. İyi misin? De yok bir şey ya. Neriman Hanım. Çocuklara karşı davranışlarınızda lütfen... Gel Allah aşkına gel. Bak sinirden ellerim titriyor. Benim yerime sen yazıver şu dilekçeyi. Hadi. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne. Koşu yolu yetiştirme yurdunda kalan Songül Ceren'in disiplinsiz davranışları sebebiyle başka bir yere nakledilmesini. Bu ne şimdi Neriman Hanım? Bacak kadar boyuyla beni dövmeye kalktı. Bunu da mı yutalım? Siz de kadere el kaldırmışsınız. Gelip şikayet mi ettiler? Hayır efendim, kimse bana bir şey anlatmadı. Ama ben duydum. Neriman Hanım, bu çocuklar bize emanet. Onları koruyacağız. Tabelada yazdığı gibi esirgeyeceğiz. Vurmak için değil, sevmek için kalkacak elimiz. Onlara uzanan eli ısırır kızım bunlar. Zamanla sen de öğreneceksin. Yaz şimdi dilekçeyi. Yazmıyorum. Eğer bu dilekçeyi verirseniz ben de genel müdürlüğe gider çocukları dövdüğünüzü anlatırım. O zaman Songül'ü değil sizi başka yere naklederler. Bunu yapamazsın. Vallahi isterseniz deneyin de görün. Allah kahretsin. Hediye. Hediye gel topla şuraları. Kime diyorum? Kantinde söylediklerime bozulmadın değil mi? Yo ne alaka? Ya bir kere sana aşık falan değilim. Saçma yani. Biliyorum ya kızım. Ben de zaten onun verdiği rahatlıkla şey yaptım. Dalga geçtin.
Kızım sen benim kardeşim sayılırsın. Yani Serkan'ın kardeşi olunca doğal olarak benim de öyle bir şeyim oluyorsun. Ya sen rahat ol. Seninle bir alakam yok benim. Bir kere klasım değiliz. Ya ben olgun erkeklerden hoşlanıyorum. Allah Allah. Olgun derken? Toprak Hoca gibi mesela. Yok. Fazla uçmadım mı? Niye canım? Hayatta oluyor böyle şeyler. Aptal şey. Açsın mı? Kocanız mı? İçeri girelim mi? Yok. Burada bekleyelim. Kemal abi öldüyse kardeşim benim yüzümden babasız kalacak. Eylül. Öyle hırsız sapık bir babası olacağına hiç olmasın daha iyi. Ben yine de kardeşlerime gerçeği anlatmayacağım. Kemal abi şahane bir insandı diyeceğim. Öyle bilsinler. Taksiyi bırakınca Mehmet abinin yanına uğrayacağım. Hani şu beğendiğim beşik vardı ya. İşte onu alacağım. Pahalıydı o. Oğlumdan değerli mi? Karımdan değerli mi? Bu kocan çalışır didinir. Hiçbir şeyiniz eksik bırakmayacağım. Söz. Söz. Fatma teyze söyledi. Şey içinmiş. O mu? Kemal'im değil. Meray. Bu akşam bize gelmek ister misin? Böyle arkadaş gibi mi? Evet. Kantinde olanlar yüzünden kızmadım sana, merak etme. Ya sağ ol ya. Ben de son günün mağduru oldum vallahi. Hadi gel kantinde sana bir kahve ısmarlayayım. Olur.
Anneler geldi herhalde kızım. Mesude. Ne oldu kızım? Kara haber mi yoksa? Kemal'im değil. Ah, buna da şükür. Sana ne oldu böyle Betim benzin atmış be yavrum? Tansiyon düşmüş. Eczaneye götürdük gelirken. Ah ben sana hiç kıyamam. Hadi gel geç dinlen biraz. Hadi kızım. Abla. Her şey ne kadar da güzel. Aynı filmlerdeki gibi biliyor musun? Bahçe havuz falan var çıkmak istersen. Vay be. Annen zevkli kadınmış. Her şey o mu aldı? Evet. Defne? Annem biraz rahatsız da. Çok geçmiş olsun teyzeciğim. Bu kim? Okuldan arkadaşım. Hadi gel biz odama çıkalım. Gelsene. Vay. Bunların hepsi senin mi? Yakışıkları kaldırdık. Sadece yazlıklar yani. Vay be. Annenle baban seni ne kadar da çok seviyor. Ne istesen almışlar. Ne kadar çok rujun var. Bunun rengi çok güzel. Deneyeyim mi? Sorma kızım, sür ne istiyorsan. Nasıl oldu? Sende potansiyel var ha. Değil mi? Hadi gel bir selfie çekilelim. Ametis. Sitesi falan alıyormuş. Beğendiysen al senin olsun. Şaka yapıyorsun. Ya çok değerli bir şey değil zaten. Taksana. Sağ ol canım ya. Çok güzel oldu. Değil mi? Üstünü değiştirsene evladım. Boş ver. Seni bekledim. Yurda tek başına gitme diye. Afiyet olsun. Hala bir şey olabilir mi yani?
Ya habire şu olayı konuşup durmayın kızım. Biz o gece ne söyledik? Bu olayı hiç yaşamamış gibi unutacağız. Ya birileri hatırlatmasa unutacağız da. Küçük hanım nerede? Kaderi mi soruyorsun? Evet. Odada yatıyor. Aç değilmiş. Taze fasulye çıkmış. Kader çok severdi. Aman ya, bana ne? Afiyet olsun kızlar. Meral, bu kolyeyi nereden buldun? Bir arkadaşım hediye etti. Ne oldu, gücüne mi gitti canım? Vallahi pahalı bir şeye benziyor da o yüzden sordum. Bize göre pahalı, John'lara göre ucuz. Öyle mi? Hangi John arkadaşın hediye etti acaba? Sana ne Songül, haddini bil biraz. Laflara bak lan, haddini bil falan. Boş ver, tamam. Tatsızlık çıkmasın. Ne tatsızlık çıkacak canım? Ben sadece merak ettiğim için soruyorum. Bu kolyeyi hediye eden arkadaşın erkek miydi Meral'cim? Seni ilgilendirmez Songül'cüm. Bak tatlım benim, bu kıyamı unutma. Benden sana bedava hayat derse. Ya bu dünyada kimse kimseye karşılıksız hiçbir şey vermez. Bakalım bu kolye için senden ne isteyecekler? Songül! Meral! Bırak o tepsiyi, yerine otur. Bak beni ayağa kaldırma. Kızım sen ne biçim arkadaşsın? Fesatsın, için kötü senin. Şu kolyeyi boynumda gördüğümden beri kıskançlığından çatladın. Yazık. Geri zekalı ya. Neyse ya, Kader Hanım gitsin, Neriman oyuncağı olsun. Meral zenginlere casusluk yapsın, umurumda bile değil. Herkes ben mi düşüneceğim ya, Allah Allah. Ben kalkıyorum, afiyet olsun. Odaya mı gidiyorsun? Evet. Şunu da al Kader'e ver. Benim gönderdiğimi söyleme yalnız. Kalkmasa şimdi bir tarafları. Tamam. Sana yemek getirdim. Aç değil. Taze fasulye ama sever misin? Songül mü gönderdi? Evet ama söylediğimi duymasın. Yemeyeceğim zaten. Yarın okula da gelmeyeceğim. Gel. Yoksa devamsızlıktan ceza alırsın, okuldan atarlar. Umurumda bile değil. Ben yarın ailemi bulmaya gideceğim. İstersen ben de seninle geleyim. Gerçekten mi? Evet ama yemeğini yiyeceksin. Ay ver o zaman, yerim. Songül'e söyleme sakın ha. Bir tarafları kalkmasın. Tamam, merak etme, söyleme. Alo. Bir dakika çağırayım. Ha Eylül. Telefon sana. Kim? Ne bileyim ben. Efendim. Kemal abi sen misin? Sen misin? Ne olur cevap ver. Beni araya
Senle konuştu mu? Bir şey dedi mi? Ne dedi? Bir şey demedi. Seni istedi işte. Başka bir şey demedi mi? Hayırdır? Biri aradı ama ses vermedi. Meral, ya insan gibi konuşsana. Kızı merakta bırakmasana. Anlatacak bir şey yok. Bir erkek sesiydi o kadar. Hem siz niye bu kadar çok korktunuz ki? Yok canım, ne korkacağız ya? Ya Eylül'ün suratına bak, hortlak görmüş gibi. Ya Meral, biliyor musun okulda bir çocuk Eylül'e musallat oldu. Yani sürekli arayıp duruyor, başımız büyük belada. E git döv, fırsat çıkmış sana işte. Kim olduğunu bilmiyoruz. Aynen. Zaten bilsem. Hadi yedik yedik. Ben yatıyorum. Dedi mi? Yok, demedi. Belki o değildir. Muydu Cemre? Başka kim olacak? Ya yurda gelirse ne yaparız? Kızım saçmalama. Ya nasıl gelecek yurda? Biz varız, korkma. Kız, anlıyor musun beni? Yanıyorum ateşinden. Ne olur bir kerecik söndürsen. Bu saate kadar çalışılır mı kızım? Sorma Hediye ablacığım, suç bende. Sabah geç kalınca işler de böyle bitmiyor tabii. Hadi geceler. Sana da kızım. Saatte burada. Korkuyorum. Neden? Hiç öylesine. Kızların hepsi uyudu. Odada duvarlar üstüme üstüme geliyor. Ben de bahçeye çıktım ama burası da güvenli değil ki. Olur mu canım öyle şey? Bak Rüstem Bey var kapıda. Bu gece benimle kalmak ister misin? Sahi mi? Evet. Kız kıza film izleriz. Teşekkür ederim. Hadi gel. Evim yakın zaten. Hiç odaya çıkıp kızları uyandırma. Hediye ablaya haber verelim. Merak etmesin. Anneniz nasıl? Pek iyi değil baba. Kötü. Sen gittiğinden beri yataktan çıkmıyor. Depresyona girdi, sürekli ağlıyor. İnternete girip sevgilinin kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Hülya abla işten çıkmış. Yemek falan da yok evde. Yani anlayacaksın, hep birlikte sefil olduk baba.
Ben yarın ajans arar birini gönderirim. Yemek işiniz hallolur. Annem ne olacak baba? Onun yüzünden gelmiyorsun değil mi eve? Ayrılmamızın tek suçlusu annen değil Defneciğim. Peki kim? Sen mi? Ha pardon, yoksa genç sevgilin mi? Ha? Hanginiz? Ben gece uyurken hanginizden nefret edeyim? Defne. Sus da babam anlatsın. Tamam, susuyorum. Hadi anlat baba. Annenizle boşanmayı uzun süredir istiyordum aslında. Sizlerin büyümesini bekledim biraz da. Üniversiteyi kazandığınızda ben de kendime yeni bir sayfa açacaktım. Ama hiç hesaplamadığım bir şey oldu. Aşık oldum. Sen beni anlıyorsun değil mi? Belki de onu tanırsanız seversiniz. Geç bakalım. Hoş geldin. Aç mısın, bir şeyler hazırlayayım mı sana? Yok, yurtta yedim. Hadi geç şöyle bakalım. Bak kumanda var orada, televizyonu açabilirsin. Rahatına bak. Ben de çay suyu koyup geleyim. Yardım edeyim Feride Hanım. Misafirsin sen. Kek de olacaktı. Ondan da koyayım, sever misin? Bu vakti. Vallahi kırarım bacaklarını. Neriman Hanım gibi de yarım bırakmam. Ya bir dur Hedoş. Eylül odada değil. Tuvalete baktım, orada da yok. Yani belki bahçeye falan çıkmıştır diye merak ettim. Ha. O bu gece Feride Hanım'da kalacakmış. Öyle mi? Ya neden bize haber vermeden gidiyor ki? Biz onun için bu kadar endişelenelim. Niye? Hasta mı? Ya bir tık üşütmüş. Önemli bir şey değil. Neyse ben kaçtım. Bak kontrole geleceğim, ona göre. Ya tamam tamam. Bu iyiliği kimse yapmaz. Sana dondurma ısmarlayacağım. Hem de İstanbul'un en güzel dondurmacısında. Teşekkür ederim. Çok güzel olurdu ama misafirim var. Eylül, ne haber? Hocam, iyiyim. E hadi hep beraber gidelim dondurmaca. Siz gidin. Ben filmin sonunu izleyeceğim. Olur mu canım öyle şey? Olur gerçekten. Ama gelirken bana da getir. Tamam, neyi seversin? Limonlu çilekli. Limonlu çilekli.
Yakın mı peki bu gideceğimiz yer? Yani motorla yarım saate gider geliriz. Eylül'e Ede'yi yalnız bırakmayayım şimdi. Başka zaman gideriz. Feride Hanım gidin. Gitmezseniz ben çok üzülürüm. Tamam ben çantamı alayım. Eylül'cüğüm bende yedek anahtar var. Sen kapıyı kilitler anahtarı da üstünden alırsın tamam mı? Kendi evin gibi rahat et. Biz zaten yarım saate kadar geliriz. Tamam. Görüşürüz. Yani ben bir gerizekalıymışım gibi ve anlama güçlüğü çekiyormuşum gibi tek tek ve tane tane anladım. Yani bana öyle davran. Bu beni rahatsız etmez. Tanıştınız mı Cici annenizle? Getirmiş miydi o kadını da yanında? Anne babam yalnızdı. Yanında kimse yoktu. Nerede kalıyormuş? Otelde kalıyormuş. Yalnız yani. Evet evet yalnız. İyi. Biraz kafasını toparlar değil mi? Sonra konuşuruz nasılsa. Ya ne saklıyorsun sen ya? Adam utanmadan aşık oldum diyor. İnsanın babası aşık olur mu ya? Defne. Duyacak şimdi annem, sussana. Ya zaten iyi değil. Ya duymuştum burayı ben. Dondurması çok güzeldir. İyi akşamlar, sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çikolatalı ve sütlü alayım. Tabii efendim. Aynısından. Biz bir de ayrıca paket yaptırmak istiyoruz. Tabii efendim, nasıl olsun? Limonlu. Çilekli. Limonlu çilekli. Tamam efendim. Bir sorun yok. Eylül iyi değil mi? Bilmiyorum ki. Bir şey anlatmadım. Çok önemli bir şey yapıyorsun. Biliyorsun değil mi? Yani mesleğin. Saygı duyuyorum sana. Zor olmuyor mu? Oluyor tabii canım. Ama günün sonunda ben eve gidiyorum. Onlar için daha zor her şey. Kırgın çiçekler gibi açmaya bile heves etmiyorlar. Gözleri hep üzünlü, hep ürkek. Ya çok küçükler tabii bir de. Çocuklar yani daha. Neyse ben senin kafanı şişirmeyeyim şimdi. Çocuklardan bahsettiğim zaman hiç susmam çünkü. Susma. Anlat o zaman. Gerçekten mi? Evet. Aa. Ay, nişanlım çok sıkılırdı yani. Sürekli bahsettiğim zaman hoşlanmazdı. Nişanlım salak çünkü. Ama senin gibi akıllı ve güzel kadınlar hep bu hataya düşüyor biliyor musun? Nerede bir öküz var, gidip onu buluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. Alınmadın değil mi? Ha? Söylediğimi.
Yok canım. Bilmiyorum, galiba benzin bitti. Ya nasıl benzin bitiyor? Bizim şu anda hemen eve gitmemiz lazım. İnsan çıkmadan önce benzinini kontrol eder, öyle çıkar yola, değil mi? Ya Feride, çölde kalmadık ki. 5 dakikalık yürüme mesafesindeyiz eve. Çocuk evde yalnız diyorum. Ne 5 dakikası ya? Ne yapayım, bitti. Yanımda şişeyle benzin taşıyamam ki. Taşımalısın. Kim erkekleri öküzlemeyi biliyorsan şişeni de taşıyacaksın. Kadınlar güvenmek ister. Böyle yarı yolda kalmaktan hoşlanmazlar. Oraya nasıl bağladın sen ya onu? Bir daha ömür boyu seni motorla bir yere götürmeyeceğim. Ben de ömür boyu senin motoruna binmeyeceğim. Endişelenme. Orada nişanlına söylediğim şeye bozuldun değil mi? Ne alakası var? Ne alakası var? Evet, bozuldum. Bozuldum, evet. Ahkam kesmek de üstüne yok maşallah. Belki de senin defon budur. Ukalalık. Olamaz mı? Belki de bu yüzden yanlısındır toprak. Ha? Affedersin. İleri gittim galiba. Açık sözlü olduğum için rahatsız değilim. Tam tersi. Çoğu kez kadınlar üzerinde işe yarar. Bağırmaya falan kalkarsan
gömdük onları. Nereye? Yurdun bahçesine. Aferin. İyi iş. Sana söylediğim zaman altınları bana getireceksin. Tamam mı? Aferin. Hep böyle uysal ol. Ne hale düşürdün bizi kız? Ha? Değdi mi? Beni öldü zannettin, göle attınız. Dirildim, geri geldim. Benden kurtuldun mu? Yok. Bak. Bak gözüme ne oldu. Artık bana borçlusun. Kemal abi yapma. Yapma, oğlunun başı için yapma. Oğlun doğdu mu? Babayı oğlundan ayrı düşürdün. Ne vicdansızsın kız. Yapma Kemal abi, yapma, yapma. Şu yüzümün haline bak. Yine de kıyamıyorum sana. Kemal abi yapma, ne olur yapma. Yine mi mızmızlanacaksın kız? Kemal abi yapma. Hiç mi hoşuna gitmiyor yaptıklarım ha? Hiç mi için titremiyor kız? Yapma Kemal abi, yapma, ne olur yapma. Gel buraya, gel. İmdat! Eylül! Kimseye bir şey söyleme. Sen de yanarsın, duydun mu beni? Yapma! Eylül! Eylül! Ne oldu? Kabus gördüm. Eylül, bu kapı niye açık? Şşş, tamam. Artık Eylül, bak bakayım bana. Bu kapıyı sen mi açtın Eylül? Feridan! Eylül, yok bir şey. Toprak geldi. Korkma kızım. Ne oldu? Bir adam vardı. Hali tavrı biraz tuhaf. Eylül. Eylül, konuş benimle. Buraya biri mi girmeye çalıştı ha? Anlat bana. Hayır, kimse girmedi. Rüzgarla açıldı kapı. Ben de korktum, çığlık attım. Zaten kabusu görüyordum. Tamam. Tamam, tamam. Ağlama artık. Tamam. Ben sana bir su getireyim, tamam mı? Tamam mı canım? Bırakıp dışarı gezmelere giderim ya. Sen nasıl bir insansın Feride? Kendini suçlama. Böyle olacağını bilemezdin ki. Sence doğru mu söylüyor? Bilmiyorum. Ama o adamın halinden hiç hoşlanmadım. Kızın başında bir iş var.
eve kadar girmiş ha. Korkudan Feride Hanım'a söyleyemedim. Toprak Hoca dışarı çıktı ama göremedi herhalde. Ya bizden intikam falan olacak mıymış, bir şey dedi mi? Pes. Bencil kader iş başında. Altınları istedi. Ya tamam abi. Veririz bu sapığın altınlarını, defolur gider bizim hayatımızdan. Ya gitmezse? Polise söylesek. Zaten hırsızlıktan aranıyormuş. Polise gidersek ona yaptıklarımızı anlatacakmış. Lan o gece taşı vurup durdurmasaydın az kalsın sana tecavüz edecekti ya. Kızın pisliğe bak, utanmadan bile üste çıkıyor. Kemal'in yaşadığını ispat etmeden polisi unutun. Tamam işte. Bak altınları vereceğimiz zaman polisi de çağırırız, oracıkta yakalarlar. Olmaz mı? Hadi geç kalacağız. Dün de okula gitmedim zaten. Biz kaderle gelmeyeceğiz. Neden? Ya da vazgeçtim. Merak bile etmiyorum. Hadi Eylül'üm. Anne, ablam niye bizde kalmıyor? Siz barıştınız değil mi? Rahat dur da saçını yapayım. Tut şunu. Şunu da tak. Ayakkabılarını giy. Alo. Evet, benim memur bey. Kemal'den haber var mı? Evet, ben verdim bıçağı. Üstünde hiç parmak izi yok. Anladım. Bıçağın sapını sildin mi? Ne? Kemal'in arabasından çıkan bıçak. Polise vermeden sildin mi sapını? Hayır. Alo Fatma abla. Sen bugün biraz bende durabilir misin? Yarın gitsen oraya. Tabii senin de kendine göre işin gücün var. Tamam, gene de sağ ol. Büşra. Sen bugün okula gitme anneciğim. Kardeşinin yanında bekle. Niye? Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece yanında duracağım. Tamam mı? Tamam. Kolye takmışız. Evet, arkadaşlarımızın anısına hiç çıkarmıyorum. O zaman hep beraber selfie çekilelim de tam olsun. Tamam. Ay nasıl çıkmışım? Süper. Kızlar siz gidin, ben geliyorum. Peki. Annemin kolyesini mi çaldın sen? Ne çalması? Sen verdin ya. Yok, hiç hatırlamıyorum. Şaka yapıyorsun herhalde. Hırsız diye polise vereceğim kızım seni. Okuldan da attıracağım. Elimde kanıtım var. Bak.
arkadaş olacaktık, kanki olacaktık. Saçmalama kızım ya, bana kanki mi kalmadı? Bu kadar acımasız olma Defne. İşime yarayacak bir şeyler söyle o zaman. Diğer yetimhane kızlarını okuldan göndermemi sağlayacak bir şeyler söyle. Ay, yapamam. İyi o zaman. Önce senden kurtulurum, sonra diğerlerinin icabına bakarız. Dur, tamam. Yurdun arka bahçesinde kan izleri gördüm. Sanki birine bir şey olmuş gibi. Ya son günler panikledi. Kimseye göstermeden izleri kapattılar. Bir şey saklıyorlar ama bilmiyorum daha. Hangi geceydi o? Serkan da kanlı gömlekle gelmişti. İlgisi var mı acaba? O kadarını bilmiyorum. Bu işin tamamını öğren, yoksa seni mahvederim. Ha bu arada kolyeyi ver, yakışmamış zaten. Sana daha ucuz şeyler alırız, anca o yakışır. Aferin bak, ne güzel ilişkimiz oldu. Kankim. Mutlu musun? Ha bir de senden bir ricam olacak. Ne? Oy aşkım, sen yorulma biz yaparız. Sen otur dinle Hediye teyze, hadi. Ay gene ne istiyorsunuz? Ay ne isteyeceğiz, hiçbir şey istemiyoruz. Gel gel. Sen yorulmuşsundur. Oh. Ay kızım, sen daha önce hiç temizlik yapmadın mı? Bırak bırak. Ay olur mu? Otur, otur. Hediye teyzem, beni nasıl bulduklarını anlatsana. Kızım kaç kere anlattım, ezberledin artık. Ben hiç bilmiyorum Hediye teyze, hadi anlat. Evet Cemre de duysun, hadi ne olur. Bir ekmek fırınının ustası bulmuş seni. Adamcağız sabah ezanıyla erkenden işine gitmiş. Bir bebek ağlaması duymuş. Bir bakmış, un çuvallarının arasında böyle kundağına sarılı sen. Daha ufacıksın tabii. Hemen polisi aramış. Oradan yurda getirdiler seni. Anacın sen üşümeyesin diye iyicene sarıp sarmalamış seni. Fırınlar erken açılıyor ya. Herhalde hemen bulsunlar diye annen seni fırına bırakmış. Peki fırın yeri nerede diye teyze biliyor musun? Nereden bileyim ben kızım? Yani Kadıköy tarafında bir yerdeydi. Kaç sene geçti üstünden. Arkasında bir cami vardı. Aşkım benim. Sağ ol. Kolay gelsin diye teyze. Ha, istediğinizi aldınız, kaçın bakalım. Şimdi çıksa ya karşına. Kız ben öldüreceğim onu. Tek bir şeye seviniyorum. Katil değilim. Kimsenin canına kıymadım. Eylül. Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı. Polise mi gitsek? Sen gidersen hemen inanırlar tabii ki. Ama bize asla. Tecrübeyle sabit. Eylül. Anne. Ne oldu, kardeşlerim iyi mi? Yürü gidiyoruz. Anne nereye gidiyoruz? Karakola gideceğiz, polislere her şeyi anlatacağız. Yürü. Teyzeciğim ne yapıyorsun ya? Bıraksana. Karışma. Karışmayın hiçbiriniz. Yürü. Eylül. Yürü.
Anne bak herkes bize bakıyor. Kurban olayım yapma. Umurumda sanki. Bebeğimin babası gitmiş. Bana ne be herkesten? Yürü. Ya bırakın, Eylül bir şey yapmadı. Sen nereden biliyorsun? Sana anlattı mı? Yaraladım kocamı. O yüzden bıçağın sapını sildin. Öldürdüm belki de. Ha? Anne. Gideceğiz karakola. Her şeyi anlatacaksın. Kendi ellerimle attıracağım seni hapse. Anne. Ya siz nasıl annesiniz ya? Sana ne be? Sana ne benim anneliğimden? Kime ne benim anneliğimden? Ya kocam da kocam. Senin burada bir kızın var, farkında değil misin? Karışma sana be. Sana ne? Gel buraya. Benim kızım o. İstediğimi yaparım. Yürü. Anne. Ya bırak. Yürü. Anne. Bırak. Anne. Bırakın. Anne. Gel buraya. Karışma. Yürü. Anne. Yürü. Anne. Karışmayın dedim. Anne. Yürü. Anne. Karışmayın. Yürü. Anne. Yürü. Eylül'ün annesi mi? Şuna bak ya. Bu kadından da bu çıkar zaten. Annen de suç ama. Aldı bu varoşları okula. Korkunç bir şey bu ya. Nasıl insan bunlar? Ben tırsım lan bunun annesinden. Bu kadarını harbiden ben de beklemiyordum. Neyse yürü Yunet. Bıçakta parmak izin bulunur diye korktun değil mi? Anne. Ondan sildin sapını. Sonra da gelip bana anne anne diye ağladın. Benim içim kan ağlarken. Ya bırak. Sen ne biçim annesin be? Senin gibi anne olmaz olsun. Bir daha dokunma bu kıza. O adam sana babalık yaptı be. Nankör. Ya yeter. Evet kocanı bıçakladım. Çünkü beni taciz etti. Dediklerimi yapmazsam Büşra'ya da aynısını yaparım dedi. Yalan! Ya! Eylül. Kocan ölmedi anne. Dün gece yine geldi. Ne? Kemal'i gördün mü? O zaman niye eve gelmemiş? Niye sana göründü de bana görünmedi? Söyle! Konuş! Niyesini sana anlattım. Anlattım ama bana inanmadın. Ya kız anlattım diyor işte. Bıraksana kızı. Bir daha sakın benim arkadaşıma dokunma. İnanmam. Kemal yaşasaydı bana gelirdi. Oğluna gelirdi. Öldürdün onu. Öldürdün. Suçunu kapatmak için iftira attın kocama. Kıskandın değil mi? Kıskandın. Kardeşin anneyle babayla büyüyecek diye kıskandın. Bırak ya. Onun için öldürdün Kemal'i mi? Öldürmek istedim. Ama yapmadım. Kocan yaşıyor anne. Ne oluyor burada? Hanımefendi. Ben öğretmenleriyim. Bir sorun varsa. Ben de annesiyim. Annesisin be. Tamam geçti. Üzülme. Yeteri kadar ibret olduk mu? İyi ki bizim annelerimiz böyle değil dediniz mi? Defolun lan buradan. Şşş tamam Sonra. Eylül. Sen bugün okula gelme istersen. Yurda dön. Hatta ben bırakayım seni. Çocuklar hadi siz okula dön. Olmaz hocam. Serkan. Arkadaşınız benimle güvende. Hadi oğlum. Ya ailen hayal ettiğin gibi değilse? Öyleler biliyorum.
Nasıl biliyorsun? Biliyorum işte. Hissediyorum, inanıyorum. Anlamını beklemiyorum Cemre. Zaten kimse anlamıyor. Ama ben biliyorum. Neyse, önce bir aileni bulalım da bunları o zaman konuşuruz. Bu sefer onları bulmadan asla durmayacağım. Ama çok umutlanma. Bak, o kadar zaman geçmiş. Sonra daha çok üzülürsün. Ya Cemre, niye bu kadar negatifsin ya? Ya bilmem. Bütün hayallerim yıkıldığı için olabilir mi? Ya affedersin. Sonuçta annem babamı sen öldürmedin. Hadi. Burası galiba. Cemre, burası. Hadi girelim, hadi. Buyurun. Merhaba, biz bir şey soracaktık. 17 yıl önce buraya bir bebek bırakmışlar. Siz o zaman da burada mıydınız? 17 yıl öncesini pek hatırlamıyorum. Babam namaza gitti, beklerseniz bir saat sonra gelir. Tamam, teşekkürler. Şey düşünmemeye çalış, olur mu? Yarın yeni bir gün olacak. Hadi bakalım. Eylül. Ne oldu canım? Camdan gördüm geldiğinizi. Hasta mı oldun? Eylül. Feride. Çok üstüne gitme istersen. Geldi okula. Herkesin ortasında bağıra çağıra götürmeye kalktı. Zor aldık elinden. Aa, niye? Bilmiyorum ama tartışırlarken kocan yaşıyor. Öldürmek istedim ama yapamadım dedi. Yani sen haklıydın. Eylül'ün çok ciddi bir derdi var. Dosyasına bakıp ev adresini bulacağım. Gidip hemen annesiyle konuşayım. Ben de geliyorum. Tamam. Burada bekliyorum seni. Bana bak. Eğer Eylül'ün annesiyle ilgili makara yaparsan bu sefer seni harbiden döverim ha. Ya ben o kadar kötü bir insan mıyım ya? Kader ve Cemre ne konuşuyordu öyle fısır fısır acaba? Onlar okula gelmedi ki. Yo, geldiler. Havuza inerken gördüm. Ne işleri varmış orada? Bilmem. Sen de bayağı depresyona bağladın yani. Ciddi ciddi seviyor musun sen Eylül'ü? Ne oluyor?
oluyor kız? Sana o kızdan intikam alma fırsatı sunuyorum. Hangi kızdan? Agresif yetimhane güzelinden canım. Ne şimdi bu Defne? Hı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne? O Songül ikimize de yanlış yaptı. Bunu ona ödetmek istiyor musun, istemiyor musun? Sen onu söyle. Anne? Kardeşin beşiğinde mi? Ağladı mı çok? Yok, yukarıda odada o. Ah be kızım. Sen niye onu tek başına yukarı çıkarıyorsun? Kemal? Kemal abi sürpriz yaptı. Mesude. Canım karıcığım. Bana dünyaları verdin. Seni çok özledim. Bir tanecik karıcığım. Şerefsiz. Pislik. Niye yaptın bunları? Niye? Sen beni mahvettin. Bitirdin beni sen. Mesude, her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Mesude otur. Her şeyi anlatacağım. Büşra, hadi sen aşağı. Hadi, hadi. Keşke seninle evleneceğimi ölseydim. Allah senin belanı versin. Allah seninle beraber benim de belamı versin. Mesude, vallahi o Yavuz pisliği bana iftira atıyor. Ben hırsız değilim bir tanem. Ya bana verdiğin altınlar? Hepsini dişimden tırnağımdan artırıp biriktirdim. Ben sizin boğazınızdan haram lokma geçirir miyim bir tanem? Polis her yerde seni arıyor. Biliyorum. Biliyorum Mesude. Ama gerçek açığa çıkacak nasılsın? Bak, oğlumun yüzü burada. Benim bu olayla bir alakam yok. Polis inanmayacak diye çıkamıyorum ortalığa. Ya Eylül'e yaptıkların? Kemal kızıma dokundun mu? Kemal taciz ettin mi onu söyle! Sesin duymak için aradım. Geldin mi okuldan? Bugün hiç gitmedim ki. Kardeşime baktım ben. Sen büyüdün de kardeşine mi bakıyorsun? Evet. Ha bu arada bugün kim geldi biliyor musun? Kim? Kemal abi. Böyle gözünden yaralanmış. Kocaman sarmışlar. Annemin haberi var mı? Evet. O da gelince gördü zaten. Ama ondan sonra ona vurdu. Ben de odadan çıktım. Hala orada mı? Evet. Benimle konuştuğunu belli etme. Büşra bak bana söz ver. Bu çok önemli. Tamam ses. Tamam. Ben yine arayacağım. Anladım. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Birini ihbar edecektim. Taciz ha? Demek böyle iftira attı bana. Oğlumun başının üstüne yemin ediyorum yalan. Bugüne kadar üzülme diye sana söylemedim. Ama madem öyle anlatacağım. Asıl o bana sarkıntılık etti Mesude. Böyle eteğini kaldırmalar,
Arkadaşlarım bizi sevgili sanıyor demeler. Yapma kızım dedim. Sen benim evladımsın. Yemin billah olsun doğruyu söylüyorum Mesude. Yemin billah olsun. O mu bıçakladı seni? Evet. Geçen yaz piknik yaptığımız yere çağırdı. Birlikte kaçalım dedi. Ben anneni bırakamam Eylül. Bir daha böyle şeyler söyleme dedim. Sinirlendi taktı bıçağı. Mesude. Canım karıcığım bir tane. Bak. Bunca zamandır aynı yastığı paylaşıyoruz. Ben o biçim bir herif miyim kız? Dün gece karşısına çıkmışsın. Karın çocuğun seni burada beklerken. Polis yakalar diye gelemedim buraya, korktum. Annene habere tehlil dedim, yapmam dedi. Bak ben yine de her şeye göz alıp geldim buraya. Hapse girmeye göz aldım kız. Sırf senin için, oğlumuz için. Gözüne ne oldu? Onu da o fesat kızın yaptı. O gece yurda çağırdı beni, hastayım dedi. Telaşlanma diye sana haber etmedim. Ya benimle kaçarsın ya da sana iftira atarım dedi. Kavgaya tutuştuk. Yüzüme taşla vurdu. İnanmıyorsan çağır buraya, yüzleşelim. Bütün pisliklerini döksün ortaya, ben de kendimi savurayım. Mesude. Biliyorum inanması zor. Ama senin kızın evlat değil. Yılan. Bacım. Sen dokundun ya artık acım. Mesude, kim geldi? Fatma abladır, savarım şimdi. Buyurun. Mesude Hanım, sizinle Eylül hakkında konuşmak istiyoruz. Şimdi müsait değilim, sonra. Lütfen. Yalnızca 5 dakika. Yoksa gitmem, burada beklerim. Burada söyleyin. İçerisi dağınık. Evinize bakmaya gelmedik. Bu biraz mahrem bir konu. Lütfen. Çıkarmayın, çıkarmayın. Geçin. Kader. Nerede bunlar ya? Selam. Ne işin var burada? Arkadaşlarıma bakmaya geldim. Asıl senin ne işin var? Yüzmeye geldim, bir sakıncası yoksa. İyi yüz. Git ötede yüz. İstersen beraber yüzelim. Ya arkadaşım, anlamıyor musun ya? Ben seninle bırak yüzmeyi, 2 dakika bile aynı ortamda bulunmam. Ben buraya arkadaşlarıma bakmaya geldim. Meral burada dedi.
tabii onu uydurdu değil mi? Ne olacak ne güzel işte baş başa kaldık fena mı? Takılırız biraz. Hem baksana sen de heyecanlısın. Yerinde duramıyorsun. Sorma ya. Ne heyecan. Yani elim ayağım birbirine karışıyor. Yok böyle bir şey. Öncelikle sakin ol. Panik yapma. Ben senin heyecanını almasını bilirim. Gelsene sen şöyle. Ya. Ben heyecanımı genelde böyle atıyorum gerizekalı. Senin gibi pisliklere bir tane çakarak. Ulan ne heyecan kalıyor ne stres. Mal. Ne oldu Güney? Oğlum kokmuş balık gibi suyun üstüne kaldın lan. Lan gerizekalı ses versene. Güney. Güney konuşsana oğlum. Boğuldun mu ya? Güney bak numara mı yapıyorsun? Ulan Allah kahretsin ya. Ya Güney! Güney iyi misin? Konuşsana ya. Boğuldum oğlum ya. Ya Güney nefes al lütfen ya. Şaka yapıyorsun değil mi? Güney! Güney tamam sakin ol lütfen nefes al Güney. Güney, Güney nefes al oğlum. Ya Güney! Güney, Güney! Güney nefes alıyor musun Güney? Güney. Ya Güney ya! Ya uyan uyan! Lan hayvan herif ne yapıyorsun? Dur, gerizekalı oğlum, ne yapıyorsun? Ulan öldürürüm seni parça pinçik ederim seni gerizekalı! Ulan seni parçalayacağım be! Etlerini lime lime doğrayacağım! Su çok güzel, gelsene. Gerizekalı! Ne oldu, kızdın mı? Songül. Oha! Oha yavrum, Güney'e bak sen. Ne oldu? Oha, harbiden oha. Bu ne abi? Abi, şaka gibi. Oha. 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 İşlem tamam kanki. Nasıldı? Heyecanlı mıydı? Ağır ablanın aşk maceraları. Ah canım, senin cep telefonun bile yok değil mi? Neyse çıktı alıp bakarsın artık. Senin başının altından çıktı değil mi? Geberteceğim lan seni. Zaten bir sıkımlık canım var. Bırak şeyini. Öldürürüm. Yaşatmam lan seni. Bırak şeyini. Lan seni öldürürüm. Görürsün sen. Beni tehdit ettiğini herkes duydu. Okuldan attıracağım kızım seni. Ulan ne dersen ye be. Ha? Senden mi korkacağım? Telefonum. Alacaksın kızım bunun aynısını. Artık ne yaparsın, ne edersin bilmem ama alacaksın. Ne yapacakmışım? He, ne yapacakmışım? Kızım, ben senin gibi be. Bana bak. Meral, bunu da bir kenara yazdım. Hesabını ödeyeceksin. Mesude Hanım,
Eylül'ü parasızlık yüzünden bırakmadınız değil mi yurda? Başka bir şey yüzünden. Belki eşinizle ilgili. Eşimi polis arıyor. Ne zamandır görmüyorum. Ben öldürmedim diye bağırıyordu Eylül. Sizce ne demek istedi? Siz yanlış duymuşsunuz. Ben de duyduğumu biliyorum hanımefendi. Bakın. Eğer eşinizle Eylül arasında bir sorun varsa... Eylül'e yardım etmemiz için bunları öğrenmemiz lazım Mesude Hanım. Kızınız büyük bir korku içinde. İçeride biri mi var? Büşra'dır. Gidin artık. Eylül'le kocamı ilgilendiren bir durum yok. Mesude Hanım bakın. Gidin. Bebeği emzireceğim. Fotoğrafı vardı. Dün gece sokakta gördüğüm adam o. Yüzünde bandaj vardı ama tanıdım. O zaman eve giren oydu. İyi de niye? Toprak düşündüğüm şey mi yoksa? Çok kötü. Toprak korkunç bir şey bu. Demek o bebek sensin ha? Evet. Kimseyi görmediniz değil mi beni bırakırken? Lütfen bir daha düşünün. Benim için çok önemli. Yok be kızım. Olsa o zaman söylerdim zaten. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ben çirkin bir bebek miydim? Öyle sevilmeyecek bir bebek miydim? Yok be kızım, olur mu öyle şey? Ay parçası gibiydin. Kim bilir ailenin nasıl bir çaresizliği vardı ki seni bırakmak mecburiyetinde kaldılar. Teşekkür ederiz. Kimliğini daha çıkartmadım. Adını sen koyarsın diye bekledim. Metin olsun. Rahmetli amcamın adı. Ben artık bu eve gelemem, çok tehlikeli. Seni ararım, dışarıda buluşuruz. Ne zamana kadar sürecek bu böyle Kemal? Ne zaman anlaşılacak masum olduğun? O Yavuz pisti iftirasını geri çekene kadar böyle bir tane. Büşra.
Ben seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi abiciğim? Bak, buraya geldiğimi kimseye söylemeyeceksin. Sır. Aramızda, tamam mı? Tamam. Büşra? Şey, ben ablamla telefonla konuşurken söyledim de bir şey olmaz değil mi? Allah kahretsin, yandım ben. Kızın kesin polis ötmüştür. Öyle deme, ayıp. Abim buraya geldi dersen para alırım seni. Tamam mı? Tamam. Bir ihbar aldık. Eşiniz buraya gelmiş. Yok, gelmedi. Eve bakacağız müsaade ederseniz. Geç. Sen sağ tarafa. Geçen kadınların hepsi annem olabilir değil mi? Ne? Adamların hepsi de babam olabilir. Onlardan biri yıllar önce un çuvallarının arasında beni bırakıp gitmiş olabilir. Ama hangisi? Sen misin? Annem misin? Sen misin annem? Söyle. Ne diyorsun kızım? Kadar. Pardon, kusura bakmayın. Kadar. Sen ne yapıyorsun? Bırak, bırak Cemre! Kadar! Sen misin annem? Neden bıraktın beni? Nasıl bıraktın Kadar, ya? Ne diyorsun kızım? Sen deli misin? Nasıl bıraktın Kadar ya? Nasıl? Kadar sakin ol, sakin ol! Annem sen misin? Sen misin annem? Yok kızım, ne annesi? Nasıl bıraktın o Kadar Cemre Bey ya? Nasıl bıraktın? Ne olur Kadar, ne olur. Kadar! Anne! Annem! Annem sen misin? Annem sen misin? Kadar! Annem benim. Gel oturalım. Bırak, bırak Cemre, bırak. Kadar. Babam, babam sen misin? Nasıl bıraktın beni? Nasıl bırakabildin ya? Nasıl yaptın? Kadar gel oturalım. Kadar kendine gel. Ne olur kendine gel. Cemre oturalım. Beni bırak. Gel oturalım. Annem sen misin? Annem misin? Üzgünüm baba, güzel kızım. Ben senin annem değilim. Kadar. Sakin ol. Lütfen sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Cemre bırak. Lütfen bırak beni.
Polisler eve gitmiş midir? Yakalamış mıdır Kemal'i? Bilmiyorum ki. Eylül. Feride Hanım seni çağırıyor. Gel. Feride Hanım beni çağırmışsınız. Gel Eylül'cüğüm. Bakma öyle korkarak. Ben sana yardım etmek istiyorum. Dün gece üvey babanın evime girdiğini biliyorum Eylül. Toprak Ocağı görmüş. Biz bugün annenin evine gittik konuşmak için. Oradaki fotoğraftan tanımış. Benzetmiştir. Yok öyle bir şey. Bu senin çocuk omuzların için çok ağır bir yük Eylül. Bırak birazını da ben taşıyayım. Aslında Eylül'e telefon var Feride Hanım. Tamam, sonra arasınlar tekrar. Konuşuyoruz şimdi. Çok önemliymiş. Peki hadi git konuş da gel. Bekliyorum. Ne oldu? Ya Cemre sen git, ben biraz oturacağım. E tamam, ben de seninle oturayım. Anla beni, yalnız kalmak istiyorum. Alo. Beni ihbar ettin ha. Seni. Bunu burnundan fitil fitil getireceğim. Kemal abi. Yarın sabah dediğim yerde ol. Altınlarla birlikte. İşi polisi karıştırırsan seni de o arkadaşlarını da öldürür. Duydun mu beni? Evet. Neredeydiniz bütün gün? Kader'in ailesini aramaya gittik. Bulabildiniz mi peki? Yok. Ama Kader çok kötüydü. Yani meydanın ortasında delirmiş gibiydi. Bir görsen böyle insanları tek tek çevirip annem babam sen misin diye sordu. Nerede şimdi? Bahçede yalnız kalmak istedi. Ya ben bütün gün onunlaydım ama bir sen değilim Songül. Ya onun sana ihtiyacı var. Eylül, bitmedi mi konuşma? Ne oldu? Kötü bir haber mi var? Yok, okuldan arkadaşım aradı. Bugün sınav varmış da. Hadi gel, kaldığımız yerden devam edelim konuşmaya. Konuşacak bir şey yok.
Yine de teşekkür ederim. Olsun, bırakma. Başımın belasısın kızım. İstesem de bırakamam. Kaderimsin sen benim. Döner dolaşır gelirsin. Belayım değil mi? Eziyim. Korkağım. Zayıfım sonra. Neriman'ın ajanıyım. Belki de bu yüzden. Ne bu yüzden? De bu yüzden terk etti ailem beni. İçimdeki kötülükleri gördüm. Saçmalama. Songül, bir ailem sen varsın. Sen de gidersen kaybolurum. Merak etme. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Ne var? Bakın beni sevmediğinizi biliyorum. Eğer fırsatınız olsa şu dakika atarsınız beni yurttan. Ama bunların hiçbirine gerek yok Neriman Hanım. Bakın eğer gerçekten kaderin ailesinin yerini biliyorsanız söyleyin. Yani şu dakika cehennem olur defolur giderim bir daha adımı bile duymazsınız. Ne bu şimdi? Bacak kadar boyuna benimle pazarlık mı yapacaksın? Bakın. Bugün onu buldukları fırının önüne gitmiş, insanlarla konuşmuş. Yani her dakika, her saat ailesini düşünüyor. Ya size son gün halimle yalvarıyorum. Eğer gerçekten biliyorsanız lütfen söyleyin. Bilmiyorum. Buradaki ailesini bilecek olsaydım. Tövbe estağfurullah. O zaman bir daha ona sakın ümit vermeyin. Sakın! Kızın seni arıyor. Ya buraya gömmemiş miydik altınları? Bulamıyorum anasını satayım ya. Ya burasıydı. Ya karıştırmış olmayın. İmkansız işaret koymuştuk. E nerede o zaman? Altınları bulamazsa Kemal hepimizi öldürür. Ya dur dur. Bulacağım şimdi. Harbiden hapı yuttuk.
gibi değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Da ne olsun, gidecek gibi değil bu zalim, görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken, geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de bir görse babam, kırdın çiçeklere dönmüş hayat. Her şey tamam. Geri gelse de bir görse babam. Kırdım